Ümmi kelimesi okuma yazma bilmeyenler midir? Bilmeyen kişi midir? Eğer öyleyse Diyanet Vakfı'nın herhalde kastedilmiş Bakara 78 ve Ali İmran 20. ayetlerde bulunan dipnotları doğru mu? Dipnotlardaki açıklamalar. Bakara 78'in dipnotu şöyle: Ümmi okur yazar olmayan demektir. Yahudi yahut Hristiyan olmayan Araplara da ümmi diyenler olmuştur. Öyle bir açıklama var. Şimdi kelimesi anne demektir. Anne. Bir insan annesine doğduğu zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor? La ta'lemune şey'en diyor, değil mi? Neydi ayetin başı? Allah'u ahrecekum min Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'en. Nahil 77. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemune şey'en. Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Yani demek ki doğduğumuz zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Peki ne kadar şey öğrendik? Mesela kendi açımdan bugüne kadar ne kadar şey öğrendim? Bütün bilgileri toplarsak, mesela insanların bütün bilgisi Cenab-ı Hakk'ın bilgisi yanında son derece az, değil mi? Peki insanların bilgisi yanında benim bilgim ne kadar? Çok az, değil mi? Çok azdır. O zaman ben bazı konuları biliyorum ama bazı konuları bilmiyorum. Yani birçok konuda ben ümmiyim. Ne demek? Annemden doğduğum zaman nasıl bilmiyorsam şimdi de bilmiyorum. Birçok konuda. Onun için her insan cahildir. Cahil olduğu konular farklıdır. Her insan alimdir, alim olduğu konular farklıdır. Çoban bir hayvanın nasıl güdüleceğini bilir, o konunun alimidir. Bir tüccar nasıl mal satacağını bilir. Yani herkesin bildiği bir konu vardır. Bazıları biraz daha fazla bilir, onlara da alimler diye isim verilir. Şimdi Resulullah'ın ümmiliği Kur'an-ı Kerim'de tanımlanıyor. Bu ayeti bir şey yapalım. Hangisi? Diyor ki Allahü Teala لَوْ كُنْتَ yok yok اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ diye bitiyor ayet-i kerime. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Yani bundan önce herhangi bir kitabı okumuyordun. Bundan önce herhangi bir kitabı okumuyor da bu kitabı okuyor mu? Okuyor, çünkü اُتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ diyor. Sana vahyedilen kitabı oku diyor. Ama bu kitaptan önce herhangi bir kitap okumamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bir de vela tahuttuhu bi yeminik. Şimdi Arapça bakımından ola la'nın anlamı nefi istikbaldir. Yani gelecekte olmayacak. Herhangi bir kitap da yazacak durumda değilsin. Şimdi Resulullah'ın ümmiliği neymiş? Bir kitap, kitaptan önce bir kitap okumamış ama bu kitabı okuyor. Fakat bu kitabı da başka herhangi bir kitabı da yazmamıştır. وَلَا تَخُطُّهُ şu anda yazmıyorsun değil. مَا تَخُطُّهُ olsaydı şu anda olurdu, değil mi? Ama لَا تَخُطُّهُ şimdi de yazmıyorsun, ilerisinde de yazmayacaksın. Peki böyle bir şey olsaydı, sen daha önce başka bir kitap okumuş olsaydın ya da yazıyor olsaydın derlerdi ki
Daha önce bir başkasından okumuş, şimdi başkalarından bulmuş, yazıp yazıp millete ben Allah'tan indirilmiştir diye anlatıyor. İden lertebel mubtilun. O zaman hakkı batıl göstermeye çalışanlar gerçekten şüpheye düşerlerdi. Ulan acaba böyle mi? Şimdi dikkat ediyorsanız birçok kimse Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyor. Muhammed'in yazdığı kitap diyor. Ondan sonra bunlar da Resulullah'ın ümmiliğini de kabul edemiyorlar. Çünkü ona ümmi derlerse sistemleri çöküyor. Bilhassa batıda yetişmiş olanların hiçbirisine Resulullah'ın ümmi olduğunu kabul ettiremezsiniz. Çünkü batılılar İslam dini demiyorlar, Muhammedilik diyorlar. Çünkü bu din Allah'ın dini değildir onlara göre. Muhammed'in dinidir. O zaman sistemleri çöker. Orada yetişenler de oradan alıp geliyorlar. Ondan sonra da işi duygusallıklar da besliyorlar. Ne demek yani Allah'ın o peygamberi o kadar gerizekalı mıydı, bilmem neydi falan filan diye. Ya sen bunu git Cenab-ı Hakk'a anlat, bana anlatma. Bak Allah böyle diyor işte, ben Allah'ın dediğine teslim olmuşum. Ahirette sen Allah'a bunun hesabını ver. Şimdi peki o zaman ümmilik. Bak burada da ümmiliği gene tarif ediyor Allah. Bak tarif ediyor Allah. Şimdi bak tekrar şeyi hatırlayın. Hepimiz ümmiyiz. Yani anamızda doğduğumuz gibi bilmediğimiz dünya kadar konu var. Ama hepimizde alimiz bildiğimiz konular var. Yani ne derler? Bir insan bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Bunu halkımız çok güzel bir cümleyle özetlemiş. Şimdi buradaki ümmileri de Allah-u Teala tarif ediyor. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Okuma yazma bilmeyen değil, bak tarif ediyor. Bu kitabı bilmiyorlar. Bu kitapta ki hükümlerin Allah ne emretmiş, ne yasaklamış bilmiyorlar. İlla emaniye, sadece bir takım kuruntuları var. Birisi bir şey söylediği zaman elbette Allah'ın emri uygundur, şudur. Ve inhum illa yalurunun sadece zan üretirler, zannederler. Ondan sonra ne diyor? فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْد۪يهِمْ Ama bir grup var ki kendi elleriyle kitap yazıyor. O kitapta bu helal, bu haram, bu işte 33 kere, 50 kere şunu okursan şu hastalığa şifadır, 40 kere bunu okursan karı kocanın arası düzelir, işte 20 kere bunu okursan şöyle olur diyen, sanki Allah'ın hükmü gibi anlatanlar var ya, فَوَيْنُ الَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah, Allah katında. Ben demiyorum, Allah diyor, haşa. Şimdi keserler, böyle bir iki parça oradan, bir iki parça buradan, oradan şey yapar, ondan sonra insanlara Allah'ın emri diye yutturmaya çalışıyorlar. Mesela bir hoca, Kur'an-ı Kerim'in şeyle ilgili, hatta o yaptığına inde Rabbihimul vesile. Ulaikellezine şeyde İsra suresindeydi değil mi? Yok İsra suresinde olacak ya. Ulaikellezine yed'una yaptığına inde Rabbihimul vesile. İsrail'di değil mi? İsrailliydi. Tamam. Ha, ben de tam orayı açmışım zaten. Mesela bir hoca çıkmış televizyonda bu ayeti şirke delil olarak aldı. Biraz oradan bir bak şimdi. Burada diyor ki قُلِدْعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ De ki Allah'la kendi aranızda olduğunuzu zannettikleriniz var ya, onları çağırın bakalım yardıma. Yetiş ya Abdülkadir Geylan diyorsun, çağırın. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ
ve la tahvila. Sizin sıkıntınızı ne giderebilirler ne de bir başka tarafa çevirebilirler. Ulaikellezine yed'un. Bunların yardıma çağırdıkları var ya, mesela Abdülkadir Geylani. Yebtegune ila rabbihumul vesile. Bunlar Cenab-ı Hakk'a Allah'ın rızasını kazandıracak bir vesile peşindeler. Ne yapacağız da paçayı kurtaracağız diye. Ya da İsa şöyle diyorlar, onun vesile peşinde. Yani vesile nedir? Allahü Teala iman ve salih amel. Eyyuhum akrab. Hangisi daha yakın? Cenab-ı Hakk'ın rızasına hangisi daha uygun diye araştırır. Ve yercûne rahmetehu. Allah'ın rahmetini umut eder. Ve yekâfûn azâbehu. Azabından korkarlar. İnne azâbe rabbike mahdûra. Senin azab, Rabbinin azabı kaçırılması gereken şeydir. Şimdi bu ayeti okuyor. Diyor ki, işte yebtegûne ilâ rabbihumul vesîle. Allah'a götürecek bir vesile ararlar diyor. Biz de diyor işte Abdülkadir Geylani'yi vesile yapıyoruz aramızda. Şimdi kesiyor, başını sonunu kesiyor, ayeti şirke delil alıyor. Şimdi işte bunlar için söylüyor Allahü Teala o ayette. Bunlar için söylüyor. Adam kitap yazıyor. فَوَيْلُ الَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِيَيْدِهِمْ Kendi elleriyle kitap yazıyor. وَيَقُولْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Ayeti de böyle çımbızlamasını alıyor. Bu Allah, Allah böyle diyor diyor işte. فَوَيْلُ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَل۪يلًا Bunu yapıyorlar ki birazcık menfaat elde etsinler. Dünyada kalacak bir menfaat. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ اَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ Elleriyle yazdıklarından dolayı yazık onlara. O kitapları alan bir sürü cahil cühele var, onlar değil. Zannediyorlar ki bu hoca Allah'ın emrine aykırı bir şey söylemez. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ Elleriyle yazdıklarından dolayı yazıklar olsun onlara. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara. İşte buradaki ümminin kim olduğunu Allah anlatıyor. Onlar kitabı bilmeyen ümmiler. İşte efendim falancı hoca hiç mümkün mü Allah'ın emrine aykırı yapsın? Bir takım kurgular, zanlar. İşte dolayısıyla her bir kelime yerine göre anlam ifade eder. Herkes bir konuda ümmi, bir başka konuda alimdir.